Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine kâlû rabbunallâhu sümme istekâmû tetenezzelû aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم صدق الله العظيم. Kıymetli cemaatimiz, bu akşamki sohbetimiz istikamet üzere olmak. Yüce Mevlamız Fussilet suresi 30 ve 32. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin, biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Buyuruyor Yüce Mevlamız. Fussilet suresi 30 ve 32. ayet-i kerimedir. Kıymetli cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim'de doğruluk en geniş şekilde fayda ve hükümleriyle açıklanmıştır. Allah'a, ahirete, meleklere ve kitaplara iman edenler, mallarını akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, köle ve esirlere harcayanlar, namazı kılan, zekatı veren, sözünde duran ve sabredenler, doğrular ve takva sahibi kişiler olarak bunlar nitelendirilmiştir. Bunlar doğrular ve takva sahibi kişiler bu saydıklarımız. Ayrıca istikamet, yani doğruluk, Müslümanların ortak vasfı olarak tanımlanmıştır. Bütün Müslümanlar doğrudur. Müslümansa bir adam doğrudur. Bitti. Bakın, bütün Müslümanlar doğrudur diyemeyiz. Çünkü Müslüman olup da doğru olmayanlar var. Ama Müslümanlığın, Müslümanın ortak vasfı doğruluktur. Müslüman deyince akla doğruluk gelir. Ya. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah peygamberleri ve ümmetlerini kul olma açısından aynı sorumluluklara tabi tutmuştur. Yani sen de kulsun, peygamber de kul. Ama o peygamber, senden farklı. Ama kul olarak hepimiz kuluz. Ve bunlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben emredilen istikamettir kardeşlerimiz. İstikamettir ki şöyle buyuruyor, bakınız. Hud suresi 112. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol, beraberindeki tövbe edenlerle dosdoğru olsunlar, hak ve adalet ölçülerini aşmayın, şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür buyuruyor Yüce Mevlamız. Evet, Hud suresi 112. İstikametin önemini en üst düzeyde hisseden Hazreti Peygamber, Hud suresinin özellikle bu suredeki dosdoğru ol emrinin kendisini ihtiyarlattığını, saçlarını ağırlattığını, beyazlattığını belirtmiştir hadis-i şeriflerinde. Zira doğruluk peygamberliğin en önemli vasıflarından bir tanesidir. Sıdk deniyor. Nasıl? Sıdk peygamber özelliklerinden, doğruluk peygamberlerin özelliklerinden bir tanesidir. Yüce Allah çok büyük imtihanlardan geçmiş peygamberlerden Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İdris'i doğruluk ve sözlerindeki sadakatleriyle övmüştür ve bütün peygamberlerini doğruluk örneği olarak takdim etmiştir. Bütün peygamberler doğrudur ama bu peygamberler daha doğrudur. Kıymetli kardeşlerim, Furkan, Fatiha suresi 16'da ihdine sıratal müstakim diyor Allah. Bizi dosdoğru yola ilet. Ayetin devamında bu yolun kendilerine nimet verdiklerinin yolu olduğu açıklanır.
Bu nimet verilenler de peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Allah'ın salih kullarıdır. Mümin Allah'ın salih ve sadık kulları ile beraber olur. Onları sever. İlim ve sohbet meclislerinde bulunur. Cenab-ı Hakk'a onun doğru yolu bulmasını, ondan devamını kolaylaştırmasını ister. Müminler böyle ilim meclislerinde bulunurlar. Ya, kıymetli kardeşim. Bu bakımdan iyi insan vasıfları arasında en başta doğruluk yer alıyor ve temel prensip budur. İyi insan dediğimiz zaman önce doğru olacak. Dost doğru olacak. İnanan ve inancının gereğini yerine getiren doğru insandır. Doğruluk sözde, düşüncede ve davranışta gerçekleşmesi gereken bir erdemdir. Allah'tan gerçek manada korkmak, iyiliğe yönelmek, rahatlık ve gönül huzuru duymak ancak doğrulukla mümkündür. Bir adam doğruysa bunları yapar. Doğru değilse yapamaz. Kıymetli kardeşlerim, doğru ve dürüst insanlar en güç ve çetin işleri doğrulukları sayesinde başarabilirler. İstikametin karşılığı hıyanettir ki doğruluğu bırakıp hak ve hukuka tecavüz etme, verilen sözde durmama ve ahde vefasızlık demektir. Şeytan insanları doğru yoldan uzaklaştırmak için devamlı çaba harcamaktadır. Ön, arka, sağ, sollarından girmeye çalışmaktadırlar. Ayet-i Kerime'de Araf suresi 16-17'de söylüyor Allah. Şeytan hiç durmuyor. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan hep bizi böyle doğruluktan eğri yola çekmeye çalışıyor. Bunun bilincinde olan insan doğruluk mücadelesini önce içindeki nefs düşmanına karşı vermek durumundadır. Önce nefsini yenecek, sonra şeytanı yenecek. Önce nefis. Doğruluk, dürüstlük her türlü işte itidal üzere bulunmaktır. Adalet ve doğruluktan ayrılmayıp din, akıl ve ilim ışığında yürümek, din ve dünya ile ilgili işlerimizi emir olunduğumuz gibi yapmaya çalışmak bir Müslüman olarak hepimizin temel prensipleridir kardeşlerimiz. Hepimiz böyle olmak zorundayız. Doğruluk, insanın Allah'a karşı yerine getirmek için önceden verdiği bir söz, bir misaktır ve bir ahittir. İnsan bu yaratılış ahdine ve gösterdiği ölçüde sadık kalacaktır, sadıktır. Sadakatin mükafatını da Allah Teala ahirette verecektir. Bakın ayet-i kerimede söyledi zaten. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak doğrulara söylüyor Allah. Onları ağırlayacak ve orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey sizin için var. Orada cennette, Firdevs cennetinde. Dua ederken de kardeşlerimiz cennet istiyorsanız Allah'tan Firdevs'i isteyiniz diyor Peygamberimiz. Firdevs cennetini isteyiniz. Çünkü Firdevs cenneti çok güzel ve önemli bir yer. Yani bir hadislerde Allah'ın arşının olduğu orada olduğu söyleniyor. O kadar önemli bir cennet. Onun için hep Firdevs isteyin. Ya Rabbi beni Firdevs cennetine koy ya Rabbi. Öyle değil. Ha bizi bu vakitten sonra Allah Firdevs'e koyar mı bilmiyorum ama. Yani bu kadar Müslüman orada öldürürken biz bir şey yapamıyoruz. Bizi koyar mı bilmiyorum ama. İnşallah dua edeceğiz ya Rabbi koysun diye. Yüce Mevlamız ki. Evet kıymetli kardeşlerimiz bu akşamki dersimiz doğruluk ve istikametti. İnşallah bir dahaki cuma gecesinde başka bir sohbetle beraber olacağız. Allah hiçbirimizi doğruluktan ayrılmasın. Allah hepimizi doğru insanlardan eylesin. Allah Teala insanlar arasında da doğru insan olmayı ve doğrulukla hayatını devam eden insanlardan olmayı Yüce Mevlamız bizlere nasip etsin kardeşlerimiz. Çoluğumuzu çocuğumuzu doğru eylesin. Bizi doğru eylesin. Hakiki mümin olmayı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Evet efendim. Allah hepinizden razı olsun.